Cuma vakti. Cuma vakti. Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır. Bir ayet meali. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, maldan harcadığınız şey, anne baba, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz ki Allahü Teala yapacağınız her hayrı bilir. Hadis-i Şerif. An Ebi Umamete radiyallahu anhu kal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه Ebu Umame radıyallahu anh Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an'ı okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir buyururken işittim demiştir. Bu hadis-i şerifi İmam Müslim ve İmam Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Günün sohbeti. Değerli dinleyiciler, bilgi insan yaşamında vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsan yaşamı boyunca sürekli öğrenmeye programlanmış bir varlıktır. Araştırmak, öğrenmek, öğrendiği üzerine düşünmek, karşılaştırmak, merak etmek, sorgulamak gibi kavramlar insana has kılınmış ve diğer yaratılmışlardan ayıran belirgin özelliklerdendir. Bilgiyi sorgulayan ve değerlendiren bir ruhla yaratılan insan, ona göre hayat standartlarını sürekli geliştirir. İlk emri oku ile başlayan Kur'an-ı Kerim, akletmeye, tefekkür etmeye vurgu yapan ayetleriyle her daim bilgiyi, hikmeti ve marifeti yüceltmektedir. Okumak, bütün ilimlerin ve tüm sahih bilgilerin temelini teşkil eder. Bu emir, bilimsel olmayan, amiyane bilgileri kapsamaz. Bu sebepledir ki Allahu Teala, de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar mealindeki ayet-i kerimesiyle ilmin önemini vurgulamakta ve bilgisizliğin de bir değer olmadığını ortaya koymaktadır. Değerli dinleyiciler, günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte her türlü bilgiye bir tuş kadar yakın olduğumuz bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi bombardımanına tutulduğumuz bu çağda bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgi ve kaynağını bulmak ve ayrıştırmak zor hale geldi. İnternette doğruluğu ve güvenirliği olmayan bilgiler özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılarak önünü alamayacağımız bir bilgi kirliliğine sebebiyet vermektedir. Bir konu hakkında binlerce sayfalık bilgi bulmak mümkündür. Ancak bu bilgiler sağlam bir kaynak ile ilişkilendirilmez ise gerçekliğinden şüphe etmek zorundayız. Değerli dinleyiciler, peki sahih yani doğru bilgi nedir? Sahih bilgi, gerçek, güvenilir ve kesin olan, zan ve tahmine dayalı olmayan bilgilere doğru bilgi denir. Sözlerimizin, tercihlerimizin ve davranışlarımızın doğru olabilmesi için bilgilerimizin de doğru ve güvenilir olması gerekir. Doğruluğu kesin olmayan haber ve bilgilere göre davranmak, toplumda huzur ve barışı zedelemektedir. Nitekim Allahu Teala Hucurat suresinde gıybet ve dedikodu fitnesinden korunmak için Kur'an-ı Kerim'de bizleri şu şekilde uyarmaktadır. Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınızda pişman olursunuz. Cenab-ı Hak burada Müslümanları her an için fitne tehlikesine karşı uyanık olmaya çağırmaktadır. Zira fitneyi çıkarmanın en kolay yollarından biri de yalan haber yaymak, insanların kusurunu araştırmak ve söz taşımaktır. Onun için Müslüman bir kimse kendisine getirilen her haberi doğru kabul edip peşine düşmeyecektir.
her zaman kendisine ulaştırılan bilgilerin aslının olup olmadığını araştıracak ve dedikoducuların, fitnecilerin tuzağına düşmeyecektir. Değerli dinleyiciler, her konuda olduğu gibi dini bilgiyi de doğru kaynağından almak çok önemlidir. Çünkü sahih kaynaklardan beslenmeyen dini bilgiler hurafelere götürmektedir. İnternetin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde insanlar, dini konularla ilgili sorularını da internetten cevap aramaktadırlar. Ancak internetteki bazı sitelerin güvenli olmadığı ve bilgi kirliliği oluşturduğu, insanları yanlış yönlendirdiği bilinmektedir. Dini konular internette en çok bilgi kirliliğine maruz kalan konulardandır. Kendisini dini konuda konuşabilir, yazabilir görenlerin birçoğunun dini eğitimi olmayan ve konuyu bilmeyen kişiler olduğu görülmektedir. Farzın, vacibin, hadisin, sünnetin, haramın, helalin ne olduğunu bilmeyenler dini konularda rahatça paylaşımlar yapabilmektedir. İnternette yanlış bilgi içeren paylaşımlar, kitap okumayan, bilginin kaynağını araştırma gereği duymayan şimdiki nesli yanlış bilgilerle hayata hazırlamaktadır. Günümüzde hadisle ayeti birbirine karıştıranlar, sahabenin söylediği her şeyi hadis zannedenler ve bunları doğru bir bilgiymiş gibi sosyal medyada paylaşanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, faydasız ilimden Allah'a sığınırım duasıyla bizlere yanlış ve eksik bilgiden korunmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Dini konularla ilgili soruların öncelikle sahih kaynaklarından cevaplandırılması gerekir. Bu konuda diğer bir önemli nokta da kişinin bilgiyi uzmanına sormasıdır. Bir insanın bilmediği bir konuyu ehil olmayan kişilerden sorması ve onlardan aldığı cevaplara dayanarak öğrendiklerinin doğruluğunu savunması taassuba götüren bir başka yoldur. Taassup, bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını doğru kabul etmemektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu tutumla ilgili bilgi vermektedir. Onlara, Mekkeli müşriklere, Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar, hayır, biz atalarımızın üzerinde bulunduğu yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler? Bakara Suresi 170. ayet. Araştırma ve okumaya dayanmayan, taklit yoluyla elde edilen bilgiler insanları yanlış davranışlara sürükleyebilir. Dini, kaynağından doğru biçimde öğrenmeyen insan başkalarını taklit eder, insanların yanlış inanç ve davranışlarını fark edemez, zamanla kendisi de onları benimser ve benimsediği şeylerin doğruluğuna inanmaya başlar. Türbelerde yatan insanlardan yardım isteyen, ağaçlara bez bağlayan, üfürükçülerden medet uman gibi insanların batıl inanışları hep bilgisizlik sonucu oluşan taklitçilikten kaynaklanmaktadır. Allah-u Teala Enbiya Suresi 7. ayet-i kerimede "Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun" buyurmakta, bilinmeyen her konunun uzmanından sorulup öğrenilmesini istemektedir. Din konusunda hataya düşmek istemeyen bir Müslümanın bilmediği bir meseleyi temel kaynaklarından ya bizzat araştırarak ya da uzmanlarından sorarak öğrenmesi gerekir. Kıymetli dinleyiciler, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel'i Yemen'e görevli olarak gönderirken bazı tavsiyelerde bulunmuş ve şu soruları yöneltmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu soruları sormuş ve yöneltmiştir. Sana hakkında hüküm vermen gereken bir mesele arz olunduğunda nasıl hüküm verirsin? Allah'ın kitabına göre hüküm veririm. Şayet Allah'ın kitabında bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle hükmederim. Ne Allah'ın kitabında ne de Resulullah'ın sünnetinde bulamazsan, kendi reyimle içtihat ederim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisini muvaffak kılan Allah'a hamd ederim. Bu hadisi şerif, İslam dininde sahih bilginin ana kaynaklarını sıralayan bir hadistir. Dinimizin temel kaynakları Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Müslümanlar Allah'ın kitabını, Peygamber Efendimizin sünnetini, 14 asırlık sağlam tecrübeyi, irfan geleneğini, aklı selimi rehber edinmelidir. İslam'ın iki temel kaynağı Kur'an ve sünneti iyi öğrenmeli ve öğretmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız asla delalete düşmezsiniz. Bunlar
Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Bu hadisi şerifi asla unutmamamız gerekir. Kıymetli dinleyiciler, bizlere düşen görev öncelikle din konusunda doğru ve sahih bilgiyi, ilim, hikmet ve marifeti, ahlak, adalet ve merhametle birleştirerek çocuklara, genç nesillere doğru bir şekilde aktarmak ve yaşamaktır. Cuma hutbesi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Muhterem Müslümanlar! Bir Mevlid-i Nebi gecesini daha geride bıraktık. Mevlid-i Nebi'yi içine alan haftayı ise bu yıl Peygamberimiz ve Vefa toplumu temasıyla idrak etmeye devam ediyoruz. Geliniz, bugünkü hutbemizde alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin hayatından vefa örneklerini yeniden hatırlayalım. Aziz müminler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce Rabbine karşı vefalıydı. Nitekim o, Cenab-ı Hakk'a kulluk ve itaatten, sadakat ve teslimiyetten bir an olsun ayrılmadı. Bir defasında Hazreti Ayşe annemiz, Peygamberimizin geceleri namaz kılmaktan dolayı ayaklarının şiştiğini görünce, ''Ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun?'' diye sormuştu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu, ''Ya Ayşe, şükreden bir kul olmayayım mı?'' Kıymetli Müslümanlar! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı vefalıydı. O öylesine vefalıydı ki ömrü boyunca insanların dünyada ve ahirette huzura ermeleri için çırpınmıştı. Nitekim Rabbimiz bir ayette Habibine şöyle seslenmişti. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Değerli müminler, Peygamberimiz ailesine karşı da vefalıydı. Mekke'nin fethedileceği gün çadırını Hazreti Hatice validemizin kabrine yakın bir yere kurdurarak en zor zamanlarında kendisine destek olan sevgili eşine ne zaman yanına gelse sevinçle ayağa kalkarak da kızı Hazreti Fatıma'ya olan vefasını göstermişti. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babaya vefa gösterilmesine ise ayrı bir değer vermişti. Bir keresinde, anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah diyen bir gence, onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür buyurmuştu. Aziz Müslümanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ahdine vefa gösterir, verdiği sözü muhakkak yerine getirirdi. Bir hadisinde ahde vefanın önemini şöyle anlatmıştı. Emanete riayet etmeyenin imanı olgunlaşmamıştır. Ahde vefa göstermeyenin ise dini kemale ermemiştir. İki cihan serveri Peygamberimiz, çevreye de vefalıydı. Kıyamet kopuyor olsa dahi, elinizdeki fidanı dikin buyurarak tabiata. Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun uyarısıyla hayvanlara.
akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyun israf edilmemesini emrederek suya vefasını göstermişti. Değerli müminler, vefalı olmak imandandır ve müminin şanındandır. O halde bugün bize düşen, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili Peygamberimiz gibi vefalı olmaktır. Müminler, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Ayetini hayatımıza taşımaktır. Unutmayalım ki Rabbimize, insanlara, ailemize, çevreye ve ahdimize vefa göstermek, bizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşturacak, dünya ve ahiret saadetini kazanmamıza vesile olacaktır. Gününüz aydın, cumanız mübarek olsun.